Yargı, hukuk mevzuna yine bir girmiş olalım. Şimdi Ekrem Yeter desem, bilmiyorum hatırlarsınız belki. Doktor Ekrem Yeter FETÖ konusunda tutuklanmış, sonrasında da işte yargılaması olan bir isim. Ama biz onu daha çok kamuoyu Bülent Arınç'ın damadı olması hasebiyle hatırlar, bilir. Şimdi FETÖ'ye üyeliğinden yargılandığını biliyoruz. Hatta şöyle ki 766 kez kendisinin bu terör örgütünün, yani FETÖ'nün üst tepe yöneticileriyle telefon irtibatı olduğu da işte kanıtlanmış, dosyada var vesaire. Kendisinin beraat kararı çıktı hakkında mahkemeden. Sonra bu istinafa bırakılmıştı. İstinaf da inceledi ve dedi ki bu karar hukuka uygundur. Dolayısıyla beraat kararının hukuka uygunluğunu istinaf kabul etmiş oluyor. Ekrem Yeter, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnameyle görevinden ihraç edildi. Yeter hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ekrem Yeter'in durumunun dikkat çekmesi ve takip edilmesinin bir nedeni de eski meclis başkanı AKP'li Bülent Arınç'ın damadı olmasıydı. Yargılama aşamasında yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi. 17-25 Aralık öncesi FETÖ ile irtibatının gerekçesini dini duygularla açıkladı. O tarihten sonra milletin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldığını öne sürdü. Mahkeme Yeter'in bankasıya para yatırmasını, FETÖ'nün Beştepe yöneticisiyle 766 kez telefon irtibatının bulunmasını, FETÖ iltisaklı dernekte yöneticilik yapmasını, örgüte sempati boyutunu aşmadı diyerek suç saymadı. 17 Ekim 2019'daki karar duruşmasında sanık Yeter'in delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın cezalandırılması talebiyle Yeter'in avukatı Selçuk Nuray da delil yetersizliğinden değil, müvekkilinin tüm suçlamalardan aklanması talebiyle beraat kararını istinafa götürdü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza dairesi verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından Cumhuriyet Savcısı ve sanık avukatının istinaf talepleri yerinde görülmemiştir diyerek kararı hukuka uygun buldu. Karar için temyiz yolu açık. Ekrem Yeter 5 Haziran 2017'de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla FETÖ üyeliğinden tutuklanmış, 8 Haziran 2017'de tahliye edilmişti.